Sürdürülebilir Gelecek programından merhaba. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki yarım saat boyunca birlikte olacağız. Her cuma olduğu gibi biraz geleceğe yönelik ışık tutmaya çalışıyoruz. Değerli isimlerle beraber sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Bugün de konumuz su olacak. Değerli bir isim bizimle birlikte. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meriç Albay'ı ağırlıyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi maalesef bu programlar biraz böyle karamsar olabiliyor. Çünkü çok büyük sıkıntılar var. Ve bu sıkıntılarla başa çıkabilmek de bugünden yarına olmuyor. Ama yine de biz biraz farkındalık artsın, bilinç artsın istiyoruz. Ve bu programın kendince öyle bir amacı var gibi duruyor ama şöyle sormak istiyorum. Sorunları değil bu sefer, bugün cuma, böyle belki iyi bir haber vardır diye. İyi bir haber var mı hiç suya ilişkin, geleceğe ilişkin? Onu bir sorayım, onunla başlayalım. Çok teşekkürler Reyhan Hanım. Özellikle suya ayırdığınız zaman bizim için çok değerli, çok kıymetli. İyi haber var. Yağmurlar yağıyor. Barajlar doldu. Göller, sığ göller dolmaya başladı. Bu bizim için oldukça kıymetli. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'da %19-18'lere düşmüştü barajlardaki su seviyesi. Hakikaten korkmaya başlamıştık. Artık bir kriz yönetimine doğru gidiyordu neredeyse sorunlar. Gördüğümüz kadarıyla şu anda son 30 yılın en büyük yağmurunu aldı İstanbul bölgesi. Müthiş bir şey. Türkiye'nin aslında birçok bölgesinde bu böyle bir yağmur aldı ama İstanbul'un nüfusu itibariyle daha fazla buna ihtiyacı vardı. Hı hı. Çok mutlu etti gerçekten bizi. Şu anda gördüğüm kadarıyla %60'a doğru doluluk oranı var, ortalama doluluk oranı. Bu büyük bir şey gerçekten. Bu sevindirici bir haber. Yani şöyle söyleyeyim, geçen yıla göre neredeyse 2 kat suyumuz var barajlarda. Bu harika bir haber gerçekten İstanbullular için. Ama ne olur tasarrufa devam. Evet, tasarruf etmezsek, çünkü havuz problemi gibi bir yerden dolarken diğer taraftan boşalacak gibi bir durum var. Kesinlikle. Ama şimdi biz burada bu doğal bir durum biz kontrol edemiyoruz yağmurun yağmasını ama kontrol edebileceğimiz gelişmeler var. Mesela sizin bahsetmiş olduğunuz gibi tasarruf. Bunun yanı sıra bu barajlarda doluluk oranı %60'a gelmişken, bu da iyi bir, sevindirici bir haberken acaba nasıl bir durum oluşabilir? Biz başka neler yapabiliriz de burada bu iyi haberler devam edebilir? Bizim elimizdekiler neler? Reyhan Hanım, İstanbul bir metropol, çok büyük bir şehir ama çok hızlı büyüyen bir şehir. Su bütçesi hep söylüyorum belli, nüfus belli ama rakamlar bizi korkutuyor aslında. Sürekli olarak her yıl 300 bin 400 bin büyüyen bir şehirden bahsediyoruz. Buraya yeni kaynak bulmak gerekiyor. Sürekli yeni su kaynakları bulmak lazım. Artı yeşil alanları artık koruyup yeni bina yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hep bunun üzerine durmaya çalışıyorum ben. Şu anda bakın askeri kışlalar bile terk edildikten sonra oralara evler yapılmaya başlandı, konutlar yapılmaya başlandı. Bunu biraz durdurmak lazım. Çünkü İstanbul'a kentsel dönüşüm kapsamında da yeni evler, yeni binalar lazım ama bunu abartmadan yapmak lazım. Çünkü gördüğüm kadarıyla inşaatlar son hızıyla devam ediyor. Bu bir, inşaat yükünü biraz azaltmak gerekiyor. İkincisi, su kültürünü artık anaokulundan itibaren çocuklara anlatmamız lazım. Bunun kısıtlı bir kaynak olduğunu, devasa bir suyumuzun olmadığını, Türkiye özellikle iklim değişiminden etkilenen bir ülke olarak gelecekte bunun daha da büyük bir sıkıntı yaratacağını anlatmamız lazım. O farkındalık anlamında belediyelerden başlayarak Çevre Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın her aşamada, her kertede buna önem vermesi lazım. Diğer bir konu, belediyelerin artık barajlardan şehre verdiği suyun yolda kaybolmaması lazım. Türkiye'de birçok şehrimizde şu anda maalesef Reyhan Hanım yolda kaybolan su var. Borulardan, pataklardan boş akan suyumuz var. Bunu artık durdurmak lazım. Yazık. Düşünebiliyor musunuz? 100 litre suyun 30 litresi yolda kayboluyor. 25 litresi yolda kayboluyor. Bu biraz, buna lüksümüz yok. Suyumuz oldukça kısıtlı. Demek ki bir tesisatı elden geçirmek lazım. Diğer bir konu, özellikle dönüşümü sağlamamız lazım. Gri su dediğimiz su konusunda hala gerilerdeyiz. Bunun bahçe sulanmada, araba yıkamada, kentsel kullanımlarda hala kullanabiliriz bunu. Gerçekten bunu yapabiliriz. Bu konuda da sıkıntılarımız var. Bu artık bizim için ev ödevi olmalı. Bunu uzatmanın gereği yok çünkü suyumuz oldukça kısıtlı. Her yıl da biraz önce sizin sorduğunuza soruya döneyim.
Kasım ayı hep böyle yağışlı geçmeyecek. Aralık hep böyle yağışlı geçmeyecek. Ya bu sefer şansımız yaver gitti. Böyle oldu ama her sene böyle olmak durumunda değil. Geçen seneye göre çünkü iki kat fazla dedi. Bazı bölgelerde 60 yılın en güzel yağışını aldık. Yani bu hep böyle gitmez. Yani bu gitmeyeceği ortada. İklimsel değişimde bu bize bunu söylüyor zaten. Kuraklıklar uzun sürecek. Hani yağışlar göreceğiz ama kuraklıklar daha uzun sürecek. Dolayısıyla bizim şehirlerimizi bilerek ve kültürü yayarak, su kültürünü yayarak gelişmemize fayda var diye düşünüyorum. Evet, bunlar önemli. Peki hocam başka hani böyle proje bazlı olarak acaba nasıl çalışmalar var? Yani sonuçta bunun hep bir zaten işbirliği olduğundan bahsediyoruz. Bütün ülkelerin de birlikte entegre bir şekilde çalışması önemli. Dolayısıyla hani Türkiye'ye bu anlamda nasıl destekler geliyor yurt dışından baktığımız zaman neler, nasıl çalışmalar var? O konuda iyiyiz. Gerçekten Türkiye üniversiteleri yani sanıldığı kadar da kötü üniversiteler değiller aslında. Çalışan birçok ülkeyle entegre olan, Avrupa ile projelerine entegre olan birçok fakültemiz, akademi kurumumuz var. Biz de İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi olarak yeni bir proje aldık. Özellikle arıtılmış suların tarımda kullanımıyla ilgili olarak. Bu çok çok önemli. Çünkü eğer siz mikrobiyolojik analizlerini yapıyorsanız, ağır metal analizlerini yapıyorsanız, diğer mikrokirleticileri giderebiliyorsanız, Türkiye'nin buna zaten muhtaç. Bu suları kullanmak durumundayız biz. Yani bizim öyle bir lüksümüz yok. Diğer bir konu programımızda da sürdürülebilirlik. Yani sürdürülebilir yaşamı sağlamak için sürdürülebilir ortam yaratmak lazım Reyhan Hanım. Yani şöyle bir şey söylemek isterim size. Bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce Haliç'in kenarında kimse oturmak istemezdi. Haliç ne zamanki düzeldi, biyoçeşitliği yerine geldi, kuşlar, balıklar oraları tekrar yuva olarak görmeye başladı. Ev fiyatları arttı, sürdürülebilir yaşam ortaya çıktı. Hem suda hem çevrede. Biz de bunu sağlamamız lazım. Bir düşünün şu anda İstanbul'un çevresinde, Kocaeli'nin çevresinde bir Marmara Denizi var, Bursa'nın çevresinde bir denizimiz var. Fakat kullanamıyoruz. Denize gitmek için biz Bodrum'a, Kaş'a, Kalkan'a gidiyoruz. Bunun böyle olmayacağı artık ortada. Yani biz sürdürülebilirliği artık tabana yaymak durumundayız. Ve bilimsel çalışmalardan beslemek durumundayız. Yani bunu biz İstanbul Üniversitesi olarak gerçekten çok önemsiyoruz. Ve yurt dışındaki özellikle su verimliliğinin kullanılmasına dair her türlü proje içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Evet hocam, şimdi biz aslında hani sadece sürdürülebilir bir gelecekten bahsederken bir taraftan hani ekonominin de sürdürülebilir olması çok önemli. Ve bu anlamda da gelen verileri yakından takip ediyoruz. Şimdi müsaadenizle bu sabah saatlerinde takip ettiğimiz Merkez Bankası tarafından açıklanan önemli bir veri vardı. Cari denge rakamları açıklandı ve Kasım'da 2,72 milyar dolarla beklentilerin üzerinde bir açık geldi. 2 ay cari fazla vermiş Türkiye ekonomisi ve ardından 2 ay sonra yeniden açık tarafına geçilmiş oldu. O haberi izleyelim. Cari denge Kasım ayında 2.72 milyar dolar açık verirken Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Kasım ayında cari açığın 1.7 milyar dolar olması yönündeydi. Eylül ve Ekim aylarında cari denge aylık olarak fazla kaydetmişti. Kasım ayı ile birlikte yeniden aylık cari açığa dönülmüş oldu. Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açıksa 49.62 milyar dolar oldu. Orta vadeli programda cari dengenin 2023 yılının tamamında 42.5 milyar dolar açık vermesi öngörülmüştü. Kasım ayında çekirdek denge olarak takip edilen altın ve enerji hariç cari denge ise 2.15 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 4.41 milyar dolar olarak kaydedildi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.35 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Kasım'da 921 milyon dolar olarak kaydedildi. Yine bu dönemde portföy yatırımları 5.37 milyon dolar tutarında net giriş gösterirken net hata noksandaysa 1.97 milyar dolarlık çıkış görüldü. Hocam, Dünya Ekonomik Forumu başlıyor pazartesi günü ve işte 15-19 Ocak arasında olacak. Orada dünya trendleri belirleniyor genelde her yılın ilk haftasında, ilk haftalarında gerçekleşirken. Ve hani çevresel konularda gerçekten önemli. Öncesinde yayınlanan bir rapor vardı ve işte orada baktığımız zaman örneğin işte 2 ve 10 yıl vadede global riskler nedir diye burada çevresel faktörlerin çok büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Örneğin 2 yıl vadede aşırı hava olayları ve kirlilik denmiş. 10 yıl vadede de yine aşırı hava olayları,
toprak sistemlerinde kritik değişimler, biyoçeşitlilikte kayıp ve ekosistemdeki yıkımlar, doğal kaynaklar ve kıtlık, kirlilik. Yani bunlar 10 tane riskten 5 tanesi zaten çevreyle alakalı. Maalesef. Ve yine uzun vadeli risklerden bahsediyoruz. Maalesef. Neler söyleyebilirsiniz bu saymış olduğum riskler arasında sizce özellikle de suyla birleştirdiğimiz zaman biyoçeşitlilik mesela evet, çok, evet, önemli. Evet, çok önemli. Bunlar acaba hangileri sizin dikkatinizi çekiyor? Nelere daha fazla eğilmekte fayda olabilir? Aslında hepsi yaramız bizim Reyhan Hanım. Yani bunu doğruyu konuşmak gerekiyor burada. Çünkü bir düşünün, adı Büyük Menderes. Dinar'dan doğar, Afyon Dinar'dan doğar. Biz kaynağında suyu kirletiyoruz, tüketiyoruz. Yani hem suyu kirletiyoruz hem tüketiyoruz orada. Birçok nehrimizde aynı durum. Şu anda şehirlerin, Avrupa'da giden şehirlere su kültür getirir. Oraya kültür yaratır. Biz ise hangi akarsu, hangi şehirden geçiyorsa orayı bir atık deposu olarak görürüz. Yani şu anda Sakarya Nehri aynı durumda, Kızılırmak Nehri aynı durumda, Yeşilırmak Nehri aynı durumda. Hepsini kirletmişiz ve biyoçeşitliğe zarar vermişiz. Şu anda daha önce olan, 50 yıl önce, 100 yıl önce olan balıkların şu anda %20'si yok, kaybetmişiz. Maalesef bir daha olmayacaklar. Bunlar bizim yaramız gerçekten. Bunlar bizim için çok çok önemli. Oysa ki biz suları bir, yani sizin de programınıza uygun olarak konuşmak gerekirse, biz bir ekonomik kaynak olarak görmeliyiz aynı zamanda. Sürdürülebilir çevre çok çok önemli ama bir düşünün, Türkiye şu anda aldığı kozmetiklerin neredeyse büyük bir kısmını yurt dışına ithal ediyor. İlaçların büyük kısmını yurt dışına ithal ediyor. Oysa ki Reyhan Hanım, bunların büyük bir kısmı denizlerden üretiliyor. Alplerden, yani yosun dediğimiz halka oradan, biz bunu yapmıyoruz. Her şeyi paraya almaya çalışıyoruz. Oysa ki sürdürülebilirlik çevre çerçevesi içerisinde biz pekala bunları üretebilir, yurt dışına biz ihraç edebiliriz. Sürdürülebilirliği daha üst seviyelere çekebiliriz. Ama yeni genleri, yeni molekülleri keşfedebiliriz. Bunun için bunu neden yapmıyoruz peki? Yani orada biraz bunun ilk adımı atmanın maliyetli olması mı acaba devreye giriyor? Yani nedir bizi burada tutan, yoksa ilgimizi, alakamızı başka konulara mı harcamayı tercih ediyoruz? Sizce nedir buradaki eksiklik? Bence burada disiplinler arasında kopukluk var Reyhan Hanım. Yani bunu açık yürekle söylemek lazım. Yani tıp fakülteleri kendi mecrasında çalışıyor. Eczacı fakülteleri kendi mecrasında. Biz su bilimleri fakülteleri kendi mecramızda. Biz şimdi bir araya gelmeye çalışıyoruz. Örneğin bir kimya mühendisi arkadaşı, bir hocamız var şu anda. Beraberce yosunlardan kozmetik üretmeye çalışacağız. Böyle bir çalışma, bir proje içerisine girdik. Yani biz bunu aslında İlaç fabrikalarıyla, tıp fakülteleriyle çalışmak isteriz. Çünkü hakikaten biz üç tarafı denizlere çeviren ülkeyiz ve inanılmaz bir coğrafyada yaşıyoruz. İnanılmaz güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunu yapabilecek bir akıl da var, birikim de var. Sadece biraz bu disiplinleri bir araya getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani biraz daha ekonomik lazım. Kaynak olarak görmeli. Hem böylelikle hem korumasını sağlayabiliriz hem de bunu bir ekonomik kazanca dönüştürebiliriz diyorsunuz. Bakın, halkımızın yosun dediği mikron seviyesindeki alglerin şu anda dünyadaki piyasası 4-5 milyar dolar. Bakın, büyük bir rakam gerçekten. Sadece mikro algden bahsediyorum. Bunu denizdeki bütün diğer şeylere yaydığınız zaman milyarlarca dolarlık bir gelir var. Ama Türkiye genelde bunu ithal etmekle çözeceğini düşünüyor. Oysa ki bizim Marmara Denizi ayrı bir coğrafya, Karadeniz ayrı bir coğrafya, Ege Akdeniz ayrı bir coğrafya ve ekosistem, daha doğrusu bu ekosistemde bize bir zenginlik sunuyor Reyhan Hanım. Bunu hakikaten yapabiliriz. Yani yapmak için elimizde inanılmaz bir güç var ama nedense o disiplinler bir araya girişimle yakalanmamış, ama ben ümitliyim, yani yapacağız. Yani yapmak için enerjimiz ve gücümüz var. Evet, yani buradaki farkındalığı artırmak önemli diyorsunuz. Siz de bu anlamda buradan çağrıda bulunuyorsunuz. Evet. Peki şu anda barajlar doldu, bu iyi bir haber dedik. Yapılması gerekenlerden biraz bahsettiniz. En fazla burada tasarruf etmenin en büyük düşmanı hangi kalem acaba? Yani mesela tarım alanlarının sulaması bir konu. Diğer taraftan üretim dediniz. Orada çok basit bir tekstil üretiminde kullanılan su miktarı çok yüksek. Şirketler bununla ilgili biraz bilinçli ve ellerini taşın altına koyuyorlar ama o dönüşüm acaba başladı mı? Burada en büyük zarar hangi kalemden geliyor? Şimdi Türkiye'nin iç sularının, yani göl akarsulardan bahsediyorum, barajlarından bahsediyorum, yeraltı sularından bahsediyorum. Kullanılan suyun yaklaşık 70'i tarımda kullanılıyor Reyhan Hanım. Yani büyük bir rakam bu cidden. Endüstriyel ülkelerde, gelişmiş ülkelerde bu oranın %30'lar civarında. Yani biz iki kattan fazla su kullanıyoruz tarımda. Ve suyu olmayan bir ülkeyiz. Suyu kısıtlı olan bir ülkeyiz daha doğrusu. Demek ki tarımda bir yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ürün desenini, kullanacak su miktarını, teknolojiyi, hepsini yeniden karmamız lazım. Diğer bir konu
evsel tüketimde hala bizim sebze çürütüyoruz buzdolaplarında maalesef. Çöpe atıyoruz. İkincisi kullanmadığımız eşyaları alıyoruz. Hı hı. Küçük bir şey, bir anekdot anlatmak isterim hızlıca. Hı hı. Ben Avusturya'da bir ay bir kurs almıştık. Bir yıl sürdü de bir ay bir hocadan almıştık. İngiltere'den gelen bir hocamız vardı. Bir ay aynı kaza giydi. Ben bir gün sordum, dayanamadım, başka kazanız yok mu diye. Bunun için su kullanılıyor dedi. Ben suyun değerini bilirim. Bizim için gerçekten önemli bir ders olmuştu. Yani kullanmayacağınız, bilin ki kazak için 1000 litrelik su kullanılıyor. Domates için 100 litre su kullanılıyor. Artık bunu anlamamız biraz lazım. Biraz kültür ama değil mi? Şimdi aynı şeyi ben birkaç gün önce yaşadım. Bir arkadaşım işte fotoğraf atmış. Birkaç gün üst üste aynı üzerinde kaza görünce hani yıkadın değil mi dedim. O da işte bundan sonra bir kere daha giyeyim öyle yıkayayım, çevreyi koruyoruz dedi. Ben de hani bilmiyorum, biz işte biraz kültürel bir şey sanıyorum ki hani aynı kıyafeti bir kere daha giydiğimiz zaman mesela rahatsız olabiliyoruz bazı durumlarda. Dolayısıyla hani burada biraz değiştirmemiz gereken bir şeyler var galiba. Kesinlikle öyle. Yani yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım. İkincisi bilelim ki o kazak için enerji kullanılıyor, su kullanılıyor. Yani enerji dedik de şu anda Türkiye'de enerjinin büyük bir kısmı biliyorsunuz fosil yakıtlardan karşılanıyor. Bir kısmı HES'lerden karşılanıyor. HES'ler derken Karadeniz'de şu anda 600 civarı HES var bildiğim kadarıyla. Gerçekten Türkiye genelinde 600 civarı HES var. Nehir tipi HES'ler var. Bunlar gerçekten büyük bir rakam. Ve bunlar ekosisteme cidden zarar veriyor. Yani sürdürülebilirlik deyince bunu da konuşmak lazım Rehan Hanım. Yani biyoçeşitliğe cidden zarar veren şeyler. Şu anda ben Artvin doğumluyum. Orada 20-30 köyün suyunu karşılayan derenin üzerine HES yapmışız. Oradaki sürdürülebilirliği, doğal yaşamı her şeyi unutmuşuz. Elektrik üreteceğiz diye doğal yaşamı, oradaki çiçeği, böceği, kuşu, kartalı düşünmek gerekiyor. Peki sizce yani şu anda mesela işte o kim bilir kaç yıl önce yapıldı. Şu anda öyle bir şey yapmak hala mümkün mü? Yani mesela burada belli kurallar, hani mevzuat değişikliği, yönetmelik vesaire, artık bunlara daha fazla dikkat ediliyor mu? Yani kamu nezdinde de bu bilincin artık gidip hani herhangi bir su kaynağı yerine oradaki biyoçeşitliliği zarar sokmayacak şekilde bir proje adımı atmama konusunda ne kadar bilinç var? Ben özellikle ÇED raporlarının daha düzgün, daha doğrusu amacına uygun olarak hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bazen bir flora, direkt kenarında bir flora bir hocanın 30 yıllık ömrünü alır. Bakıyorsunuz ÇED raporu hazırlamış, gencecik bir arkadaşımız oraya imza atmış. Buraya zarar verir ya da vermez diye. Bu kadar kolay olmamalı. Yani oradaki bir hayat var, orada bir ekosistem var. Oraya gerçekten zarar verebilirsiniz. Zaten birçok şey de mahkemelerden dönüyor o yüzden yetersiz hazırlanmış diye. Ben özellikle bakanlıklarımızın, ilgili bakanlıklar, Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı'nın bu konularda daha üzerine gidip kriterleri artırmasını, özellikle yetkinlik anlamında daha üst seviyede yetkinlik aramasını taraftarıyım. Yani hakikaten tamam elektrik üretelim, ihtiyacımız var. Mutlaka Türkiye'nin büyük çok bir herkesin ihtiyacı var ama bir taraftan da çevreyi kaybetmeyelim, ekosistemi kaybetmeyelim. Yani sürdürülebilirliği böyle sağlayabiliriz. Yani ben şey diyorum, her zaman söylerim, suda yüzen balığınız yoksa, havada uçan kuşunuz yoksa o hayat hayat değildir. Yani beton sizi bir yere kadar taşır ama asıl hayat biyoçeşitlikte devam eder diye düşünüyorum. Evet, gerçekten de önemli. Yani biraz böyle acil bir şekilde eylem planlarının da hayata geçmesi gerekiyor sanırım. Buradaki örneğin mesela işte binalar söz konusu olduğu zaman maalesef işte geçen yılın başında o deprem felaketini yaşadık. Maalesef. Sonrasında bu kentsel dönüşüm yasası hayata geçti. Ama hep şöyle oluyor. Yani biz bir felaketi yaşıyoruz, ondan sonra maalesef ders alıyoruz. Burada maalesef. Hani suyla ilgili en ivedi atılması gereken adımlar neler acaba? Yani burada acil bir şekilde bizim, hani biz bunu yapmazsak şöyle bir felaketle karşılaşabiliriz diyebileceğiniz, biraz işte yine karamsar taraflara geldik ama neler var acaba? Ya şey düşünmek lazım Reyhan Hanım. Yani işte bu sene yağmur yağdı, bu yılı kurtardık dememek lazım. Yatırımları geleceğe uygun olarak planlamak lazım. Bunun için Türkiye'nin hangi havzasında ne kadar su olduğunu biz biliyoruz şu anda. Marmara Havzası'nda ne kadar, Konya Kapalı Havzası'nda ne kadar, Marmara Havzası, Trakya bölgesi, işte Ege, Akdeniz hepsini biliyoruz. Devlet Su İşleri bu çalışmaları zaten yaptı. Yeraltı suları dahil hepsi tamam. O zaman ne yapmak gerekiyor? Ona göre ürün deseni, ona göre tarımsal üretim, ona göre nüfus planlaması, ona göre farkındalık yaratmak lazım. Yani biz işin özü şu, farkındalık yaratmadığımız sürece bir düşünün şu anda İznik Gölü şu anda Türkiye'nin 5. büyük gölü, pestisit kirlenmesi bakımından neredeyse en kirli su kıvamında. Yani bir derin gölü kirletmek çok zordur Reyhan Hanım. Biz orayı da kirletmişiz. Neden? Çünkü gölün kenarında kontrolsüzce kullanılan pestisit, tarımsal ilaçlar var.
Bunlar bir kısmı maalesef göle gidiyor. Maalesef balıklar tarafından alınıyor. Maalesef orayı kirletiyor. Yani bunlar olmaması gereken şeyler. O yüzden bir çiftçi dahil herkese o bilinci vermek lazım. Ama en önemlisi tekrar ediyorum. Ne olur Milli Eğitim Bakanlığı anaokulundan itibaren çevre bilincini, su bilincini geliştirecek şeye girsinler. Bu bizim için cidden çok çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Hocam peki teknolojinin kullanımı ve su dediğimiz zaman orada nasıl bir süreç işleyebilir? Çünkü şimdi mesela hani dijitalleşme evet. ve buradaki dönüşüm ya aslında hepsi fayda sağlayabilecek gelişmeler. Kesinlikle. Ama işte yine hani dönüp dolaşıp işin ilk adımdaki maliyet kısmına da geliyoruz. Evet. Sizin bu anlamda hani biraz daha yüksek teknolojilerin kullanımıyla su tasarrufu sağlama ya da işte sürdürülebilirliği arttırma gibi plan, proje, hedef böyle şeyler var mı konuşulan? Mutlaka öyle. Yani hatta şey bile daha basit indirgeyebiliriz. İşte fotoselli suları kullanma, işte birçok yerde ve banyoda, tuvalette, el yıkanmanın her yerde bunlar kullanılabilir. Yani en basit indiriyorum ama tekrar ediyorum Beyhan Hanım. Eğer biz bilinci tabana yaydırmasak dijitalleşme dahil inan bana bir yere kadar size bir yeri taşır. Yani bu sonuna kadar evet dijitalleşmeye, modern teknolojiyi sonuna kadar kullanmalıyız ama bir yerden sonra inanın bana sizi taşımaz. Yani asıl olan suyun kısıtlı olduğunu, kısıtlı bir kaynak olduğunu anlamamız lazım. Türkiye'de şu anda bunu bilmeyen belki %70-%80 bir topluluk var. Su bolmuş gibi şu anda örneğin işte yağmur yağıyor. Sanıyorlar ki barajlar hemen doldu. Böyle bir dünya yok. Yani günde 3 metreküp üzerinde İstanbul'a su veriliyor. Devasa bir su. Belki de bazı ülkelerin, küçük ülkelerin yıllık suyunu veriyoruz bir günde biz. Bu yani anlamamız lazım. Yani bu büyük bir şehir, büyük bir metropol. Artık bu sadece dijitalleşme değil, farkındalıkla atlatacağımız bir durum diye düşünüyorum. Okullarda peki sizce yani ne kadarlık bir bu konuyla ilgili eğitim, öğretim yapılıyor? Küçük yaşta mesela ben hep yani daha önce de belki sizinle olan programlarda da vermişimdir. Yani kendi oğlumdan örnek verince yani dişini fırçalarken mesela musluğu kapatıyor. Yani bize böyle bir şey okulda öğretilmemişti ama en azından o genç nesillere bir şekilde öğretilmiş gibi duruyor ve umarım ki bu hayat boyu sürecek bir alışkanlık olarak tüm çocuklarda kalır. Ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin siz işte üniversitenizde bu konuyla ilgili daha böyle işte ilk öğretim seviyesinde işbirlikleri, çalışmalar, ortak çalışmalar yürütüyor musunuz? Biz fakültemizin su bilimleri ve mühendisleri mezun ediyoruz Reyhan Hanım. İnanın bana onların her birini su elçisi olarak mezun ediyoruz. Sadece mühendis değil, su elçisi olarak mezun ediyoruz. Diyoruz ki bulunduğunuz ortamda ailenize, arkadaşlarınıza suyu anlatacaksınız. Yani onların suyu kıymetini bilecekler. Kullanması konusunda farkındalık yaratacaksınız ve suyun verimliliği konusunda ne biliyorsanız anlatacaksınız. Yani biz onları hakikaten çok değerli bilgilerle donatıp gönderiyoruz. Fakat şu var, örneğin geçenlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bir komisyon kurdu. Bizim fakültede hiç kimse yok. Yani bizim fakültemizin adı Su Bilimleri Fakültesi. Yani Devlet Su İşleri sadece inşaat mühendislerinin, ki çok saygı duyuyorum, çok güzel bir meslek, gerçekten çok değerli işler yapıyorlar. Fakat orada bir suyun da bir temsilcisi olması lazım. Orada su çünkü sadece hidrojen, iki hidrojen bir oksijenle oluşmuyor. Yani bir, o içinde materyaller, biyoçeşitlilik var, bakteriden algine kadar, birçok balığına kadar, birçok makrofitine kadar organizma yaşıyor. Dolayısıyla su verimliliği konusunda Devlet Su İşleri'nin özellikle paydaşlar bir araya getirmesi lazım. Yani Devlet Su İşleri bu konuda bir üst görev görüyor ama tekrar ediyorum biraz suyu özellikle içeriğini bilen insanları da orada taşıması, ona dinlemesi lazım diye düşünüyorum. Evet, hocam. Türkiye'den bahsettik aslında ama biraz da dünyadan da bahsedelim. Hani böyle su savaşları olabilecek gibi bir durum vardı. Buna dikkat çekiliyordu. Ama işte bazı uzmanlara sorduğumuz zaman su savaşları yaşanıyor dahi. Evet, şimdi evet. Deniyor. Adı sadece hani su savaşı kesinlikle değil deniyor. Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Vallahi ben o konuda ben de biraz karamsarım. Yani böyle bir şey olabilir, böyle bir sıkıntı olabilir. Hatta biliyorsunuz galiba Eritre ile Mısır arasında bir sıkıntı oldu. Böyle bir baraj yapımı konusunda sıkıntı oldu. Ben önümüzdeki yıllarda bu sıkıntının özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde daha da artacağını düşünüyorum. Ama tekrar ediyorum yani bizim kendi önümüze bakıp biraz sınır aşan suları daha iyi kullanmamız lazım. Yani sınır aşan sular konusunda çok iyi çalışıyor su enstitümüz, Türkiye Su Enstitüsü. Ama biraz daha hukuki boyutunu çalışan insanlara ihtiyaç var. Çünkü çok önemli konuya değindiniz. Sınır aşan Tuna diyorum, Fırat Dicle Nehri, Çoruh Nehri, bunlar biliyorsunuz sınır aşan sular, Aras Nehri, sınır aşan su. Gelecek yıllarda şu anda iyi olduğumuz ülkelerle bile bozuşabiliriz su konusunda. Sıkıntı yaşayabiliriz daha doğrusu. Su hukukunu iyi
çalışan, bizim Türkiye'nin çıkarlarını iyi koruyan hukukçulara, suyu iyi bilen uzmanlara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten bu sorun önemli bir konu olacak gibi gözüküyor. Hocam peki şimdiye kadar atılan adımlarda sizce hani iklim değişikliğinin bu advers etkileri, yani kötü etkilerini geriye döndürebilecek herhangi bir kazanım sağlanmış mıdır? Yoksa daha çok çok fazla yol mu kat etmemiz gerekir? Su Yönetimi Genel Müdürlüğü var. Aslında çok güzel projeler ürettiler. Bizler de bir kısmına çalıştık bu projelerin. Gerçekten sorun şu Reyhan Hanım. Yani projeler yapılıyor, uygulamada sıkıntı var. Evet. Yani raflarda kalıyor projeler, raporlar. Yani uzmanlar çalışıyorlar, önerilerini sunuyorlar, sunuyoruz. Sunduktan sonra bunun hayata geçmesini istiyorsunuz. Orada işte hala bir sanayici, işte geçen yıl Tekirdağ'da oldu. Maalesef tonlarla atığını şey atıyor, dereye atıyor ve bunlar sadece iklim değil, kirletici kaynaklar da bizim başımızın belası. Ama iklim değişimiyle ilgili gerçekten çok şahane projeler yapıldı. Bize etkileri, olası etkileri, projeksiyonlar yapıldı. Fakat bunlarla ilgili olarak dediğim gibi atılım yapma konusunda, uygulamaya konma konusunda sanki hala sıkıntılarımız var. Yani biraz atraksiyonda sıkıntımız var. Yani bizim bir an önce sadece su kaynaklarını değil, biyoçeşitliği beraber düşünerek bir yol haritası çizmemiz lazım. Ama bu konuda biraz geri kalıyoruz gibi geliyor bana. Konu çok önemli aslında. Yani orada da yine aslında bilinç devreye giriyor. Yani hep aynı şeyden bahsediyoruz. Bütün bunlar mesela COP28 gerçekleşti. Evet, evet. Dünya evet, Ekonomik evet. Forumu gerçekleşti. Evet, hep evet, konuşuyoruz, evet. Sizinle de konuşuyoruz ama evet, hep evet. Lafta kalıyor ve maalesef, bir şekilde maalesef. Aksiyona dönüştürmekte sıkıntı oluyor var. Gibi evet. Bir durum var. Bu aşılabilecek bir sorun mu sizce? Yani bu Türkiye'ye özgü mü, bir de hani dünyada mı böyle? Bence aşılacak bir sorun. Çünkü ya biz şey değiliz, yani Norveç değiliz. Norveç'in suyu bol. Çok büyük sıkıntı yaşamayacak gözüküyor. Örneğin Norveç dediğim evet. Yani kuzey ülkeleri biraz daha şanslı gözüküyor. Fakat biz biraz daha bu sıkıntıyı iklimsel değişimde yaşayacağız gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir an önce adım atmak durumundayız Reyhan Hanım. Yani tekrar ediyorum, bu sene Kasım-Aralık ayını muhteşem geçirdik yağmurlar bakımından. İşte 30-50... Ama bu seneye muhteşem geçireceğimiz anlamına gelmiyor. Bu seneye bu sıkıntıyı büyük bir şekilde yaşayabiliriz. Ondan sonra arka arka ikili yaşayabiliriz. Hep söylüyorum, İstanbul konuşulurken, işte barajlar konuşulurken deniyor ki Melençe ile beraber işte İstanbul'un 50 şey çözüldü. Ben hiçbir zaman buna katılmadım. Neden? İkili üstü kuraklık olursa Melençe akacak mı, akmayacak? Barajda su olacak mı, olmayacak? Ben kötülük senaryosu yazmıyorum burada. Olan bir şey söylüyorum. Yani akmayan bir akarsu barajı dolduramaz. Yani çünkü dünyada ikili üstü devam eden kuraklıklar olmuş. Biz de bunu yaşayabiliriz. Şimdi iklim değişimi bize bunu söylüyor. O yüzden hep söylüyorum, nüfus planlamasıyla su planlamasını birlikte yapmak doğrudur diye düşünüyorum. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meriç Albay bizimle beraberdi. Sürdürülebilir Gelecek programında programımızı noktalıyoruz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.